Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, kollarımızı sıvadık, hazırız. Yeni bir bölüme başlamaya hazırız. Bazılarının kartları düştü görüyorum. Ama devam edenler kazanacak. Bunu unutmadan kendini böyle hazırla, motive et, tamam mı? Nereye geldik? Mutlak değer. Kesin TYT ve AYT'de soru var. Yüzde yüz. İki net, iki net çok büyük sıralama ileride ilerletir. Ona göre güzel dinle. Güzel öğren bu işi bitirek. Beraber bitirek sen bitir ben bitireyim. Evet şimdi mutlak değerde kitabımızda kaç tane testimiz var? Tam 7 tane testimiz var. Bu 7 tane testin, bu 7 tane testin 5 tanesi kazanımlarla öğren pekiştir. Tabi bunların içerisinde yenilmesi sorular da var. 2 tanesi tam sınav ayarında, sınav ayarında ÖSYM tarzında sorularla devam edecek. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. Gümbür gümbür götürelim ve bu işi bitirelim. 1. Gerçek sayı ekseninde 4'e olan uzaklığı, eksi 3'e olan uzaklığına eşit olan noktalar kümesi aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir? Şimdi 4'e olan uzaklığı x eksi 4'ün mutlak değeri demektir. Araya ne koyuyorduk? Eksi. Eşitmiş. Eksi 3'e olan mutlak değer x eksi Eksi 3 diyorum. Kapatıyorum. Şimdi şu eksi eksi neye dönüşecek? Artıya. Yani sorumuzun cevabı. X eksi 4'ün mutlak değeri eşittir. X artı 3'ün mutlak değeri olmuş oldu. Birinci sorumuzun cevabı ne oldu? Ceyhan olmuş oldu. Tamam mı? Mutlak değer ne demekti? Uzunluk demekti. Uzunluk olduğu için de uzunluk hiçbir zaman negatif olamıyordu. Mutlak değerin tanımını herkes adı, soyadı gibi bilsin. Hadi şimdi standart mutlak değer sorularımızla devam edeceğiz. Sonra değişecek işler. Hadi ikinci sorumuz. Evet işleminin sonucu kaçtır? İşlemini yapalım. Şimdi şurası ne yaptı? 12. 12 eksi 16 eksi 4 yaptı. Etrafında mutlak değer var. Burada eksi. Eksi 3'ün karesi 9. 9 eksi 5 yaptı 4. 4. Mutlak değer içerisinde 4 yaptı burası. Önce çarpmayı yapıyorum 8. 6 eksi 8 eksi 2. Mutlak değer içerisinde eksi 2 oldu. Şimdi mutlak değer eksi 4 dediğimiz nedir? 4. Bunun mutlak değeri 4'tür. Arada eksi var eksi 4. Şimdi mutlak değeri 2'dir buranın. Önünde eksi var eksi 2 yaptı. Şunlar götürdü. Sorumuzun cevabı denizli olmuş oldu. Tamam mı? Standart mutlak değer sorusu. Hadi devam edelim. Şimdi yine aynı tarzda bir soru. Bu sefer x'i y'yi vermiş. x eşittir eksi 3, y eşittir 5 olduğuna göre ifadesinin değeri nedir? Yerlerine yerleştirelim. x yerine eksi 3, y, y yerlerine 5 yazalım. Tamam. Y yerlerine 5. Şimdi 2 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 6 artı 5'in mutlak değeri yaptı. Artı eksi 3 eksi 2 ne yaptı? Eksi 5. Eksi 5'in mutlak değeri yaptı. 5'i yazdım yerine. Burası ne yaptı? Eksi 1. Bir. Eksi 1'in mutlak değeri. Şimdi bak eksi 1'in mutlak değeri oldu burası da. Orası 1. Artı eksi 5'in mutlak değeri 5. Eksi 1'in mutlak değeri 1 ama önünde bir tane daha eksi var. Eksi 1 çatırı çatırı bunlar götürdü. Sorumuzun cevabı 5. Denizli olmuş oldu. Tamam mı? Yerlerine yazdık. Normal mutlak değer gibi hesapladık. Evet şimdi mutlak değerin içerisinden ifadelerin nasıl çıktığına bakıyoruz. O soru tiplerini bir hatırlayalım. Neler varmış bakalım. Evet şimdi dördüncü sorumuzda arkadaşlar ne yapacağız? İfadelerimiz mutlak değerden nasıl çıkıyor? Onları bir hatırlayalım. Hadi bakalım. Şimdi x sayısı sıfırdan küçük, y sayısı sıfırdan büyükmüş. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi bu soruları rahat çözebilmek için x sayısı eksi bir gibi, y sayısını bir gibi düşünelim. Sonra bunları yalandan yere yerlerine yazıp içerisi eksi mi oluyor artı mı oluyor ona bakıyorduk. Eksi 1 yazarsak buranın işareti eksi oldu. Eksi olanı eksiyle çarpıp dışarı çıkarıyorduk. Evet bu doğru. Y yerine 1 yazarsak burası eksi 1 oldu. Bakın işareti eksidir bunun. O zaman işareti eksi ise içeridekinin önüne eksi koyup çıkarıyorduk. Eksi eksi y olarak dışarı çıkıyor bu. Yani y olarak dışarı çıkıyor. Doğru. Zaten y pozitif olduğu için bunun sonucu bu olmak zorunda. Şimdi x yerine eksi 1, y yerine 1 yazarsak İçerisinin işareti eksi oldu. İçerisi eksi olduysa içerideki yazanı eksiyle çarpıp çıkarıyorduk. Bu da doğru. Veya büyüklüğüne küçüklüğüne bakarak da yapabilirsiniz. Ama hata yapmak istemiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Üçü de doğru cevap Edirne. Tamam mı? Yani oradan değer seçiyor gibi yapıyorsun önce. Ondan sonra işi bitiriyorsun. Hadi sonraki soruya bakalım şimdi. Evet işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi buralar pozitif mi negatif mi onlara bakmamız lazım. Şimdi şu sayıyı bir kere kökün içerisine alalım ki ne olduğunu görelim. 13 var burada tamam mı? 13 de nedir? Kök 169'dur. Tamam mı? Hangisi büyük hangisi küçük bir görmen lazım. Negatif mi pozitif mi? İçeri aldım bunu 81 diye girdi. 81'i 2 ile çarptığım zaman ne geldi? 162. Demek ki bu ifade bundan büyükmüş. Yani buranın işareti pozitifmiş. Buna bakalım şimdi. Bunu kare köklü gibi düşünürsen kare kök 16. Bunu içeri alırsan 9 olarak bir şey içeri girer. Ne yapar burası? 9 olarak gire, 2 ile çarparsak 18. Bakın bu daha büyük oldu. Burası negatifmiş o zaman. Tamam. Buraya bakalım şimdi. 6'yı içeri 36 diye alırsın. Burası kare kök 72 yapar. Eksi. Burada ne var? 9'u da kare kök içerisine alırsan 81. Bakın. Bu daha büyük olduğu için burası da eksi oldu. O zaman artı olanları aynen çıkarıyorum. Eksi olanı eksiyle çarpıyorum. İlki artıydı aynen dışarı çıkıyor. 13 eksi 9 kare kök 2. Eksi olduğu için eksiyle çarpacağım içeridekini. Nasıl dışarı çıkıyor? Eksi 4 artı 3 kök 2 eksiyle çarparak çıkar. dışarı çıkardım. Şimdi buraya dikkat. Bunun eksiyle çarpacağım bir eksi de önünde var. Bu eksi bu eksi birbirlerini artıya çevirir. Yani içerideki olduğu gibi dışarı çıkar yine. Şimdi gerisi işlem. Şimdi 6 kök 2, 3 kök 2 var orada. Topladım 9 kök 2, eksi 9 kök 2 birbirlerini götürdü. 13, bakın eksi 9, eksi 4, eksi 13 yaptı. Onlar da 13 ile birbirlerini götürdü. Sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldum. Tamam mı? İçerisi artı mı? Eksi mi bakıyorsun? Artı ise aynen çıkarıyorsun. Eksi ise eksi çarparak dışarı çıkarıyoruz. Hadi devam edelim şimdi. Geldik 6. sorumuza. X sayısı 2 ile 6 aralığındaymış. Hemen bu aralıkta bir sayı seçtiğini düşün. 3. 3'ü yerine yazıyor gibi yap. 3'ü yerine yazarsan 6 eksi 4 yapar. Burasının işareti pozitif. İşaret belirliyorum. Sayı önemli değil burada. 3'ü yerine yazdım. 3 eksi 6 eksi 3 yapar. İşareti eksidir. 3'ü yerine yazdım. Burası ne yaptı? Eksi 3. Yani buranın işareti de eksi. Artı olanları aynen dışarı çıkarıyorum. Artı olduğu için bu 2x eksi 4 olarak dışarı çıktı. Eksi olduğu için içeridekini eksiyle ile çarptım. Eksi x artı 6 oldu. Şimdi burası eksiydi. Bir eksi de önünde var. O zaman artı içerideki olduğu gibi dışarı çıkacak o zaman eksi x. Evet o zaman sorumuzun cevabına bakalım. Eksi x, eksi 2x, 2x birbirlerini götürdü. Bir eksi 4 var. Bir de artı 6 var. Orasının sonucu da 2 yaptı. Cevabımız Adana olmuş oldu. Tamam mı? İşareti belirle. Artı ise aynen çıkar. Eksi ise eksi ile çarp. Yine aynı tarzda bir soru arkadaşlar. Devam edelim. Evet yine değerleri verelim işaretlerinin artı mı eksi mi olduğunu anlayabilmek için. Buna eksi 1. Buna eksi 2. Buna da 1 verdim. A artı B. Eksi 2. Eksi 1. Eksi 3 yapar. Buranın işareti negatif oldu. B eksi A. Eksi 1. Eksi eksi 2. Bakın burası artı 2 yapar. Toplamları 1'dir. Yani burası pozitiftir. A eksi C. A eksi C'ye baktığım zaman eksi 2 eksi 1 yaptı. Eksi 3 yapar. Burası da negatiftir. C yerine 1 yazdım. 1 yazınca eksi 1. Burası da negatif. O zaman eksi olduğu için içerisini eksi ile çarparak çıkardım. Nasıl çıktı dışarı? Eksi A eksi B olarak bu çıktı. Bu artı olduğu için aynen dışarı çıkacak. Artı B eksi A. Bu eksi. Eksiyle çarpacağım ama önünde bir tane daha eksi var. Bunları artıya dönüştürdü. Aynen dışarı çıktı. Artı a eksi c. Bakın bu da eksi. Eksi olduğu için içeridekini neyle çarpıp çıkarıyorum? Eksiyle. Eksiyle çarparsam burası artı c olarak dışarı çıkacak. Tamam şimdi götürenlere bakalım. Neler götürüyor? Şimdi şu b'ler birbirlerini götürdü. Şu c'ler birbirlerini götürdü. Şu a'lar birbirlerini götürdü. Sadece eksi a kaldı. Sorumuzun cevabı Adana. Tamam mı? Anlıyoruz değil mi? Sıkıntı yok. Burası temel kalıplarımız zaten. Hadi bakalım 8. sorumuz. Yine bir aralık vermiş ifadesinin eşiti nedir diyor. Bakın x sayısı sıfırdan küçük yani eksi bir sayı. Eksi 1 gibi düşün. Burası eksidir. Eksi 1 gibi yazarsan burası artı bir sayı olur. X yerine eksi 1 yazarsan burası eksi olur. Burasında mutlak yok zaten. Şimdi y yerine 2 gibi bir sayı yazarsam 2 gibi bir sayı yazarsam eksi 2 yapar burası negatif olur. Aşağıda mutlak yok bakma hiç. X'e eksi 1 gibi bir sayı yazdım. Aşağısı eksi 3 gibi bir sayı yaptı negatif. O zaman burası eksi olduğu için eksiyle çarpıp dışarı çıkarırım. Ne olur burası? Eksi x bölü. Burası artı olduğu için aynen dışarı çıkar eksi x veya direkt şunu da söyleyebiliriz. Mutlak değer x mutlak değer eksi x daima birbirlerine nedir? Zaten eşittir. Yani burası helalükarda ne yapacak? 1 yapacak. Devam edelim. Şimdi yukarıdaki eksi olduğu için eksiyle çarpıp çıkardım. Eksi x. Aşağıdakinde mutlak değer yok zaten. Aynı yazıyorum. Yukarıdaki eksi. Eksiyle çarpıp çıkaracağım ama bir eksi de önünde var. Şunlar birbirlerini artıya çevirdi. Yani yukarısı y eksi 4 olarak dışarı çıktı. Aşağıda da eksi 4 var. Şimdi dikkat edin yine aşağıda bir eksi var. Aşağı eksiyle çarpacağım. Ama bu eksiyle şu eksi birbirlerini yine artıya çevirsin. Orası da ne oldu arkadaşlar? x eksi 2 bölü x eksi 2. Gerisi sadece sadeleştirme. Tamam. Şimdi ilk ifademin sonucu 1'di. Eksi x bölü x'ten eksi 1 gelir. Bunları sadeleştirirsek bir artı 1 gelir. Bunları sadeleştirirsek bir artı 1 daha gelir. Şunlar birbirlerini götürür 2 sorumuzun cevabı Bursa olmuş olur. Tamam mı? Nasıl dışarı çıkıyor? Bak işi bitir. Hadi devam edelim. Şimdi geldik dokuzuncu sorumuza. Mutlaka A'dan büyükmüş. Eğer mutlaka A'dan büyükse A sayısı sıfırdan küçük bir sayı demek ki. Yani mutlak değerini alınca kendisinden büyük olmuş. Mutlak B, B'ye eşitse B sayısı büyük veya eşittir sıfırdır. Aralıkları bir kere bulduk. Yani bu olduğu gibi dışarı çıktığına göre pozitiftir. Mutlaka A'dan büyükse bu şekilde. Şimdi buna göre işi bitirelim. A sayısı sıfırdan küçükse burası negatif bir sayıdır. İsterseniz değerde seçin yine. A yerine eksi 1, B yerine bir yazdığını düşün. Eksi 1, eksi 1, eksi 1 oldu bakın burası da negatif bir sayı yaptı. B pozitifse 5 toplarsanız yine pozitiftir. O zaman ilk ifade negatif olduğu için eksiyle çarpıp çıkarıyorum. Eksi A artı 3. İkinci ifade negatif olduğu için bunu da eksiyle çarpıp dışarı çıkarıyorum. Eksi A artı B. Üçüncü pozitif olduğu için aynen dışarı çıkarıyorum Ama önünde eksi var. O eksiyi parantez içerisine dağıttığımda eksi B, eksi 5 de burası yapıyor. Şimdi şu eksi B ile şu artı B birbirlerini götürdü. Eksi A burada, eksi A burada. Burası eksi 2 A yapacak. 3, eksi 5, eksi 2 yaptı. Sorumuzun cevabı eksi 2 A, eksi 2 oldu. Cevap Bursa. Tamam mı? Tamam, tamam. Tabii ki tamam. Anlıyoruz değil mi? Bakın kolaydan zora doğru gidiyoruz. Güzel bir şekilde işliyoruz. Hadi. 10 şimdi. Şimdi bu tarzdaki sorularda ne yapacağız? En içten dışa doğru gideceğiz. Evet a sayısı sıfırdan küçükmüş. a'yı eksi 1 gibi düşün. En içteki mutlak değere bir bakalım. Eksi yazdım. Bu mutlak değerin işareti eksi oldu. Şimdi bunu eksiyle çarpıp çıkaracağım. Bir eksi de önünde var. O zaman şu eksiyle şu eksi artıya çevirdi. Büyük mutlak değer içerisinde 4A artı A eksi 1 oldu burası. Burası tamam. Şimdi A sayısı eksiydi. O zaman eksiyle çarpıp çıkaracağım burayı. Bir eksi de önünde var. Eksi eksi artıya dönüştü. Burası da ne yaptı? Artı 3A. Bu mutlaktan direkt çıkardım. Şimdi yine A yerine eksi 1 yazarsam. Eksi eksi 1 olacak. Yani buranın işareti artı oldu. Artı ise olduğu gibi mutlaktan çıkarıyorum. Yani eksi A diye çıkıyor. iki de başında var. Ne yapıyor? Eksi 2A yapıyor. Tamam. Şimdi şurayı düzenleyelim. Ne yaptı burası? 5A eksi 1'in mutlak değeri. 3A'nın 2A'sı gitti. Bir de artı A. Şimdi A eksi bir sayıysa burası da eksidir. Eksiden eksi 1'i çıkarırsanız hala negatiftir. Negatifse burası. O zaman eksiyle çarpıp dışarı çıkarıyorum. Eksi 5A artı 1. Bir. E bir de burada artı A vardı. Sorumuzun cevabı eksi 4A artı 1 oldu. Bu şıklarda C'de var. 1 4a yerleri değişmiş. Tamam mı? Evet bakın buradaki mantığımız da de mutlak değerden nasıl çıkar? Mutlak değerden nasıl çık çıktığında neler olur? Böyle sorularımız var. Yine 11. sorumuzda benzer bir soru buna bakalım. a sayısı 3 ile 6 aralığındaymış. Hemen bir a sayısı belirle kendine 5. O zaman şu mutlak değerin içerisine yazıyorum önce. Burası negatif olduğu için bu mutlaktan eksiyle çarpıp çıkarıyorum. Büyük mutlaka koydum. Şunu eksiyle çarptım. Eksi a artı yedi eksi beş. Burası büyük mutlak. Beşi yazarsam burası nasıl bir sayı oldu? Pozitif oldu. Ama pozitif ama bu aynen dışarı çıkacak ama önündeki eksiyi dağıtmam gerekecek. Eksi altı artı a. Şimdi şuradaki parantezi şey şuradaki mutlak değerin içerisini yapacağım. Şimdi ne oldu bakın burası 2. Yani eksi a artı 2 oldu burası. Şimdi a sayısı 3 ile 5 arasındaydı. 3 ile 5 arasında bir sayı yerleştirirsem buraya bu 5'i yerleştirirsem eksi 5 artı 2 yani buranın sonucu negatif yapar. Bir de dışında eksi a artı 6 vardı. Burası negatif yaptığı için eksi ile çarpıyorum burayı. Ne yapıyor? a eksi 2 yapıyor. Eksi 6 artı a'mız var bir de. Ne yaptı o zaman burası? 2a eksi 8 oldu. Sorumun cevabı da Ceyhan olmuş oldu. Tamam mı? Yerine yazıyoruz. Ondan sonra işareti belirliyoruz. Eksi ise eksi ile çarpıp çıkarıyoruz. Artı ise artı ile çarpıp çıkarıyoruz. Artı şey, eksi ise eksi ile çarpıp çıkarıyoruz. Artı ise aynen dışarı çıkıyor. Evet sonraki soru kalıbımızda ne var arkadaşlar? Biz biliyoruz ki çift dereceli kökler kare kökten mutlak değer içerisinde çıkarlar. O mantığı kullanacağımız bir soru. Şimdi dairenin içerisinde x'i koyduğun zaman kare kök x kare anlamına geliyormuş. Beşgenin içerisine koyduğumuzda küp kök yani 3 fazlasının küp kökünü alıyormuşuz. Kare içerisine koyduğumuzda 4 fazlasının neyini alıyormuşuz? 4. dereceden kök. Bir kere şu ne demektir? Mutlak değer x demektir. Bu ne demektir arkadaşlar? Küp kök olduğu için aynen dışarı çıkacaktır. Mutlak falan yok bunda. Bu 4 çift dereceli oldu. Ama burası kare kök. Bakın burası 4. dereceden. Şimdi o zaman burası 4. Burası kare kökse 4'ü 2'ye böldüm. Burası da ne yapacak? X artı 4'ün karesi olarak ne yapacak? Dışarı çıkacak. Tamam mı? Bunu buna bölüyorum. Hadi işlemimizi yapalım. Eksi 8 bunun içerisine girerse mutlak değer eksi 8 olmuş olur. 8 olur. Eksi 5'i bunun içerisine sokarsam işleminin sonucu buydu zaten. Eksi 5'i yerine yazarım. Ne yapar? Eksi 5 artı 3 eksi 2 yapar. Şurası. Ama bir eksi de bunun önünde var. Neye dönüştü? Artı 2'ye dönüştü. Sonra eksi 7'yi bunun yerine yazıyorum. Bakın eksi 7'yi yerine yazdığım zaman eksi 3'ün neyi oldu burası? Karesi oldu. Yani 9 yaptı. Ama önünde eksi var. Eksi 9 yaptı demek ki. 10 eksi 9'dan 1 yaptı. Sorumuzun cevabı da Denizli olmuş oldu. Evet birinci testimizin sonuna geldik. Birinci testimizde ne vardı arkadaşlar? Mutlaktan nasıl çıkar mantıkları vardı. Şimdi ikinci testimizde de işte yine mutlaktan nasıl çıkar mantıkları ve birazcık yeni nesilleri. Ve ondan sonra da ne var? İşte artık yavaş yavaş mutlak değerli denklemlere geçişlerimizi yapacağız. Daha farklı sorulara geçeceğiz. Güzel bir şekilde analiz ederek ilerleyeceğiz. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.